Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bahçenur Dağı Fevzi Paşa varyantı demiryolu tüneli ışık görme törenine katıldı. Bunun gibi pek çok projeyi ülkemize kazandırdık. Milletimizin hizmetine sunduk. Yatırımlarımız ile Türkiye 100 yılının ekonomi önemli projelerinin kilometre taşlarını döşedi. Şimdi de önemli yatırımlardan birisi olan Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep projemiz için önemli etap olan 17 kilometre uzunluğundaki Bahçenur Dağı hızlı tren projemizin ışık gördü törenini sizlerle beraber icra edeceğiz. Proje kapsamında 9500 metrelik iki tüp tünelin inşaatını devam ediyoruz. Bugün de gerçekten bizler için önemli bir proje. Bahçenur Dağı hızlı tren projemiz ile Bahçenur Dağı arasında 32,5 kilometreden hattımızı 17 kilometreye düşüreceğiz. 60 kilometre olan işletme hızını 160 kilometreye çıkaracak. Yüksek yük trenlerinin seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenlerin seyir süreleri 60 dakikadan 10 dakikaya düşmüş olacaktır. Projemizde yer alan çift tüplü tünelimizin birincisinin açma işlemini 2020 yılının Şubat ayında tamamlamıştık. 2021 yılı Şubat ayında delme işlemlerine başladığımız T1 tünelinin ise bugün ışık gördü merasimini sizlerle yapıyoruz. Türkiye'nin en uzun çift tüplü demiryolu tüneli sayesinde Bahçe İstasyonu'nu Nurdağ İstasyonu'na bağlayacağız. Projemizle birlikte aynı zamanda Adana Gaziantep arası seyahat süresini 1 saat 30 dakikaya düşürmüş olacağız. Değerli arkadaşlar, Güneydoğu'yu Akdeniz'e, Anadolu'yu Orta Doğu'ya bağlayan yolların kavşağında yer alan Gaziantep üretim ülkemizin önemli merkezleri arasında yer almaktadır. Bu önemli şehrimizin ulaşım ve iletişim altyapısına 2003 yılından bugüne kadar yaklaşık 54 milyar 310 milyon lira yatırım yaptı. İlimiz sınırları içerisinde 377 kilometrelik demir yolu ağımız bulunmaktadır. Nurdağ, Başpınar arasındaki yaklaşık 70 kilometrelik hızlı tren yapım çalışmalarımız devam etmektedir. Projelerimiz tamamlandığında yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilen elektrikli işletmecilik sayesinde yeşil enerji koridorunun önemli bir bölümünü de hayata geçirmiş olacağız. Hatlarımızı elektrikli hale getirerek aynı zamanda fosil yakıt tüketiminin ve dışa bağımlı olan enerji ihtiyacının azalmasını sağlayacağız. Projelerimizle vatandaşlarımıza güvenli, konforlu bir ulaşım imkanı sağlarken çevreci ve doğa dostu olmasını da önemsiyoruz. Gaziantep'teki demiryolu projelerimiz sayesinde enerjiden yıllık 280 milyon lira tasarruf, karbon salınımından ise 26 bin ton azalma sağlamış olacağız. Ayrıca İstanbul, Eskişehir, Ankara, Konya yüksek hızlı tren hatları ile Konya Karaman ile Konya Aksaray Ulu Kışla üzerinden Mersin Yenice'ye bağlanan hızlı tren projelerimizin devamı niteliğinde olan Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projemizde yapım çalışmalarımız devam ediyor. Projemiz tamamlandığında Mersin-Gaziantep arası 361 kilometre olan mesafeyi 295 kilometreye düşüreceğiz. 6 saat 23 dakika olan seyahat süresi de 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bu projemiz ile zamandan yıllık yaklaşık 2 milyar TL tasarruf elde edeceğiz. Konya'dan Osmaniye'ye ve Gaziantep'e kadar uzanan hızlı tren koridoru Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep sınırlarından geçerken tamamlandığında çevre illeriyle birlikte 10'dan fazla il ve birçok ilçe merkezine hizmet verecek.
Bu projemizi 2025 yılında tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Dolayısıyla İstanbul'dan trene binen vatandaşlarımız Eskişehir, Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Mersin ve Adana üzerinden hızlı tren konforu ile güvenli bir yolculuk yaparak Osmaniye'ye, oradan da Gaziantep'e ulaşabilecektir. Bununla birlikte bu koridor üzerindeki sanayi bölgeleriyle Mersin ve İskenderun liman bağlantıları da sağlanmış olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay içerisinde hem şehir hastanemizin hem de kavşağımızın açılışını gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacaktır. Bu düşüncelerle Bahçenurdağ hızlı tren projemizde emeği geçen başta demir yolcu kardeşlerime, yüklenici firma yetkililerine, müşavir firmamıza ve bütün çalışmalara teşekkür ediyorum. Ya Allah, bismillah. Benim abi.